Merhaba, ben Kerem Çille. Bu videomuzda size Sapanca'dan sesleniyorum. Ekiple birlikte Sapanca'da bungalovları ziyaret ediyoruz. İçerideki ekipmanlar, kaçar saat çalışacakları vesaire bilgileri. Güneş enerjisi falan dedik ama bu sessiz sakin ortam, kuş sesleri biz bayağı bir şey yaptık ya. Voltajların düşüklüğü çok ciddi problemlere sebebiyet verebiliyor. Güneş enerjisi kuracağım ne kadar sorusunun cevabı, hatta bungalov başına bunu belki 700-800 TL olarak gibi bile söyleyebiliriz. Merhaba, ben Kerem Çille. Bu videomuzda size Sapanca'dan sesleniyorum. Ekiple birlikte Sapanca'da bungalovları ziyaret ediyoruz. Güneş enerjisi var mı yok mu? Olsaydı nasıl bir sistem kurulabilirdi? Bu konuyla ilgili hem araştırma yapmak hem de doğayla iç içe olmak için bugün böyle bir aksiyon tercih ettik. Ekiple birlikte tüm ekip buradayız. Şu an Lagom bungalovlarındayız Sapanca'da. Buradaki evlerde şu an yapım aşamasında olan bungalovlar da var, var olanlarda da aslında güney cepheye bakan kısımlarda güzel, montaja uygun. Biz tabii güneş enerjisi açısından hep bakıyoruz. Ama diğer taraftan da elektriksel anlamda çok fazla harcamanın olmadığı, güneş enerjisi yatırımının şu an için birazcık daha lüks kaçtığı bir noktadayız açıkçası. Çünkü insanlar 2000 TL, 3000 TL gibi, hatta bungalov başına bunu belki 700-800 TL olarak gibi bile söyleyebiliriz. Bu kadar bir elektrik faturasını ortadan kaldırmak için sıfırdan bir santral kurmanın çok mantıklı olmadığı noktasında hemfikir olduk. Ama öte yandan şöyle bir detay da var. Bu bungalovlar biliyorsunuz şehir merkezinin olabildiğince dışında konumlanmış şeyler oluyor ve bu bölgelerde de voltajlarda dalgalanmalar, voltajların düşüklüğü çok ciddi problemlere sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için buraya tamamen şebekeden bağımsız bir yapıda kurulabileceğini aslında buradaki işletmeciye bahsettik. Belki böyle bir sistem yapılabilir ama tabii ki tamamen şebekeden ayrıldığımız bir sistem kurduğumuzda da ilk yatırım maliyetinin yüksek olduğunu maalesef söylemek durumunda kalıyoruz. Aslında bungalovları tamamen kendine yeten, tamamen ekolojik bir hale dönüştürmek mümkün özetle. Ve bu dönüşümü yaparken de ilk etapta cebimizden ciddi bir bütçenin çıkacağını söylemek mümkün. Net bir rakam şu an söyleyemiyorum size. Bunun nedeni de ortalama olarak neler kullanılıyor, kaçar saat kullanılıyor, nerede konumlandırılmış olduğu aslında çok önem arz eden konular. O sebeple güneş enerjisi kuracağım ne kadar sorusunun cevabı, net bir cevabı yok. Detaylar sizden gelecek ki biz de detay verebilelim. Güzel bir yer, yeşillikler içerisinde, kuş seslerinin içerisinde bu videoyu size çekiyor olduk. Farklı bungalovlarda da çekimler yapacağız. Hepsini güzelce birleştirip, kolaj yapıp sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet, Sapanca'da bungalovlardan bahsedeceğiz. Güneş enerjisi falan dedik ama bu sessiz sakin ortam, kuş sesleri biz bayağı bir şey yaptık ya. Acaba güneş panellerinden değil de hiç sessiz kalıp böyle birkaç saniye etrafı mı dinletsem size? Bu tarz yerlerin burada oldukça sayısının arttığına dair bir bilgi aldık. Şu an hani yetkililerle direkt bir röportaj şeklinde yapmıyoruz bu videoyu. Geçen seneye nazaran belki de iki katı, hatta daha fazla sayıda arttığı, 7-8 binler kadar bungalov olduğu bu civarda söyleniyor. Çok ciddi rakamlar tabii ki. Genelde hep şehrin dışında uzak yerlerde olduğu için enerjiyle ilgili bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Gerçi onunla ilgili de altyapı çalışmaları tabii ki dağıtım şirketleri yapıyordur ama böyle bir bungalov yapısının içerisinde ben şebekeden kendimi tamamen ayırmak istiyorum. Bunu yapabilir miyiz diye sorarsanız evet bu mümkün. Tabii ki ona göre bir bütçe gerekir. İçerideki ekipmanlar, kaçar saat çalışacakları vesaire bilgileri önemli bir detay. Bununla alakalı daha önce Urla'da bir proje vardı. Onun videosunu yapmıştık. Veli abiyle buradan da kendisine tekrar selam olsun. Çok da keyifli bir yerdi. Mesela oradaki yapıyı buraya koysak muhtemelen buradaki 10-12 tane evi çok rahat idare edecek bir altyapıyı tek bir villa için orada kurmuşlardı. Aslında her türlü senaryo için hani bu videomuzun özeti, buradan biz ne öğrendik, bu videoyu izledik, işte 3 dakika 5 dakika ne kazandık sorusunun cevabını özetleyeyim size. Buradan kazandığımız şey şu: güneş enerjisiyle alakalı herhangi bir senaryo gerçekleştirilebilir. Tabii ki fiyatlar değişken olabilir, çok yukarıda olabilir, makul seviyede olabilir ama günün sonunda istediğiniz enerji senaryosu neyse ona uygun güneş enerjisiyle bir çözüm bulmamız oldukça mümkün. Evet, bu videomuzda Sapanca'daydık. Çok sessiz sakin bir yerde. Casamigo ev sahipliğinde size bu videoyu çekiyorum şu anda.
Gerçekten kuş seslerinin arasında arada bir o şehrin gürültüsünden kaçmak gerekiyor. Evet, güneş enerjisi dedik, bungalovlar dedik. Enerjinin olduğu her yerde güneş enerjisinin bir şekilde kullanılabildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bungalov inceleme videosu yapmadık. Özellikle bizim tarzımız bu değil. Ama tabii ki ileride bungalovların içlerini de sizlerle paylaşıyor oluruz. Daha çok tiny house'lar, böyle karavan şeklindeki yapılar, mobil araçlarla beraber taşınabilir sistemler, evler güneş enerjisi odağında incelemelerimiz arasında artık olacak. Elektrikli araçları daha çok göreceksiniz kanalımızda. Bunların hepsini bir bütün olarak, bir ekosistem olarak kanalımızda göreceksiniz. Bence çok keyifli içerikler sizleri bekliyor olacak. Sapanca'dan hepinize sevgilerle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.